Şimdi bizdekiler yetmiyor biliyorsunuz. Bir de bu sağdan soldan gelen sapıklarla uğraşıyoruz. İşte onlardan bir tanesi. 25 yaşındaki Yelda Arslan. Kız kardeşi ve kız arkadaşıyla metrodan çıktı. Bu sapık da özellikle yüzünü blurlamadık ki göresiniz diye. Bu sapık da kendilerini taciz etmeye başladı. Üstelik fiziksel taciz. Yelda Arslan kendisini uyardı. Keşke çevresindekilere haber verip bunu deşifre etseydi. O sadece uyarmakla yetindi. Peki bu sapık ne yaptı? Suriyeli bu arada kendisi. Suriyeli. O belindeki bıçağı gösterdi. İşi daha da ileriye götürdü. Bir izleyin bakın. Sahiplisin beni bıçakla tehdit edebilecek kadar yüzünü de göster herkese. Herkes tamam yok. Sen beni bıçakla tehdit ettin mi ettin? Metroda 3 kızı taciz etti, yetmedi bıçak gösterdi. Suriyeli sapığın görüntüsünü çeken kızlardan biri onu sosyal medyada ifşa etti. (gülüyor) 25 yaşındaki Yelda Arslan Ataevler metro istasyonunda iki kız kardeşiyle birlikte yolculuk yapıyordu. Yanlarına oturan yabancı örgütlü Murat Raşo onları rahatsız etti. Kes, uzatma, kes. Bıçağım vardı az önce. Genç kızlar sapığı önüne dön diyerek uyarsa da o dinlemedi. Kızların yanına iyice yaklaşıp bıçak göstererek sizi öldürürüm tehdidinde bulundu. O tehditlere boyun eğmeyen genç kızlar tacizciyi güvenlik görevlilerine yakalattı. Tacizci polise teslim edilirken Yelda Arslan cep telefonuyla çekilen görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Altına da bu gördüğünüz Suriye uyruklu kişi taciz etmekle kalmayıp üstüne dibime kadar girip beni ve yanımdaki iki kız kardeşimi bıçakla tehdit etti notunu düştü. Yüzünü de göster herkese. Herkes tamam yok. Sen beni bıçakla tehdit ettin mi ettin? Sosyal medyada tacizciye tepki yağdı. Paylaşımlardan daha önce başkalarına da bıçak çektiği ortaya çıktı. Türkiye'ye kaçak girdiği belirlenen Murat Raşo, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere göç idaresine gönderildi. Ne olacak? Sınır dışı. Sınır dışı edilecek.